Stephen King Tanrıların Bilgisayarı İlk bakışta Wang tipi bir bilgisayara benziyordu. Tuşları da, kutusu da Wang tipiydi. Richard Hackstorm bilgisayara ancak ikinci bakışında kutunun yarılmış olduğunu fark etti. Sanki biri bu iş için demir testerisi kullanmıştı. Bunu biraz daha büyük olan IBM katot tüpünü yerleştirebilmek amacıyla yaptığı anlaşılıyordu. Bu garip melez aygıtla birlikte gelen arşiv diskleri Richard'ın çocukken dinlediği 45'lik plaklar kadar sertti. Richard'la Bay Nordoff bilgisayarı parça parça genç adamın çalışma odasına taşırlarken Lina, "Tanrım," dedi. "Bu da nesi?" Bay Nordoff Richard Hagstorm'un abisinin komşusuydu. Roger'ın karısı Belinda'nın ve çocukları Jonathan'ın komşusu. Richard bunu John yapmış dedi. Bay Northoff, John'un bunu bana armağan etmek istediğini söyledi. Bilgisayara benziyor. Northoff, aa evet diye mırıldandı. Artık hiçbir zaman 60'ında olmayacaktı. Soluğu kesilmişti. Evet, o zavallı çocuk bana böyle söyledi. Bunu bir dakika yere bırakabilir miyiz Bay Hexthorn? Çok yoruldum. Richard tabii bırakabiliriz dedi. Sonra da oğlu sete seslendi. Çocuk aşağıda gitarından garip atonal sesler çıkarıyordu. Richard odanın duvarlarını tahta kaplarken Alice orada oturacaklarını düşünmüştü. Ama şimdi orası oğlunun prova salonuydu. Richard, Seth diye haykırdı. Gel bize yardım et. Seth aşağıda gitardan çarpılmış sesler çıkarmayı sürdürdü. Richard, Bay Nordoff'a bakarak omzunu silkti. Utandığını saklamayı başaramamıştı. Nordoff da ona, çocuklar böyle der gibi omuz silkerek karşılık verdi. Son zamanlarda çocukların terbiyeli davranmalarını kim bekliyor? Ama ikisi de John'un, Richard'ın, deli abinin, zavallı, talihsiz oğlu John Hextorm'un Gerçekten çok iyi bir çocuk olduğunu biliyorlardı. Richard, bana yardım ettiğiniz için çok naziksiniz dedi. Northoff yine omzunu silkti. Yaşlı bir adam zamanını başka nasıl geçirir? Ayrıca, Johnny için hiç olmazsa bu kadarını yapabileceğime seviniyorum. Bahçemdeki çimleri biçerdi. Üstelik karşılığında para almadan. Bunu biliyor muydunuz? Para vermek istediğimde kabul etmezdi. Harika bir çocuktu. Northoff hala kesik kesik soluyordu. Acaba bir bardak su içebilir miyim Bay Hexstone? Tabii tabii. Karısı yerinden kımıldamayınca suyu Richard getirmek zorunda kaldı. Lina mutfak masasının başına geçmiş, açık saçık bir cep kitabı okuyor, bir yandan da çörek yiyordu. Richard bir daha haykırdı. Set, set buraya gel ve bize yardım et tamam mı? Ama Seth, Richard'ın hala taksitlerini ödediği gitarından boğuk ve tatsız sesler çıkarmayı sürdürdü. Richard yaşlı adama yemeğe kalmasını söyledi ama Northoff bu daveti nazik bir sesle geri çevirdi. Richard da başını salladı. Yine utanmış ama bu sefer bunu biraz gizlemeyi başarmıştı. Bir keresinde arkadaşı Bernie Epstein genç adama senin gibi iyi bir insanın bu aileyle ne ilişkisi olabilir diye sormuştu. Richard o zaman da şimdiki gibi utanmış ve sadece başını sallayabilmişti. Gerçekten iyi bir insandı Richard ama ailesi böyleydi işte. Karısı şişman ve suratsızdı. Aldatıldığını, yaşamın güzel yanlarından yoksul bırakıldığını düşünüyor, yanlış ata oynadığına inanıyordu. Ama bunu Richard'a açıkça söyleyemiyordu. Oğluysa 15 yaşındaydı. Babasıyla konuşmuyordu bile. Richard'ın öğretmenlik ettiği okula tembel tembel gidip geliyordu. Sabah öğle akşam. Özellikle akşam gitarından garip sesler çıkarıyor ve başarıya erişmek için bunun yeterli olacağını sanıyordu. Richard yaşlı adama, eh biraz biraya ne dersin diye sordu. Northoff'u bırakmak istemiyordu. Onunla birazdan John'dan söz edecekti. Northoff, bira severim dedi. Richard da ona bakıp minnetle başını salladı. İyi diye mırıldanarak buzdolabından iki bira almaya gitti. Çalışma odası evden ayrı, küçük, kulübemsi bir yapıdaydı. Oturma odası gibi burayı da Richard biçime sokmuştu. Ama oturma odasının tersine Buranın sadece kendisine ait olduğunu düşünüyordu. Bu odaya evlendiği yabancı ve onun doğurduğu yabancı giremiyordu. Tabii Lina Richard'ın özel bir yeri olmasından hoşnut değildi ama kocasına engel olamamıştı. Richard'ın karısına karşı kazanabildiği birkaç zaferden biriydi bu. Adam bir bakıma Lina'nın gerçekten yanlış ata oynamış olduğunu düşünüyordu. 16 yıl önce evlendikleri sırada ikisi de Richard'ın bol para getirecek, çok güzel romanlar yazacağına inanıyorlardı. Çok geçmeden Mercedes benzlerle dolaşacaklardı. Ama Richard'ın yayınlanan tek romanı fazla para getirmemişti. Eleştirmenler de romanın pek başarılı olmadığını açıklamışlardı. Lina onların tarafını tutmuş ve karı koca birbirlerinden uzaklaşmaya başlamışlardı. İkisinin de üne ve servete çıkan merdivenin sadece bir basamağı saydıkları öğretmenlik son 15 yıl ailenin tek geçim kaynağı olmuştu. Richard bazen bu basamakta çok uzun süre bekledik diye düşünüyordu, ama hayalinden tümüyle vazgeçmiş de değildi. Kısa hikayeler, arada sırada da makaleler yazıyordu. Yazarlar Derneği'nin saygı gösterilen bir üyesiydi. Richard yazıları sayesinde yılda 5000 dolar kadar kazanıyordu. Lina ne kadar söylenirse söylensin özel bir çalışma odası onun hakkıydı. Özellikle de kadın çalışmaya yanaşmadığına göre. Northoff odanız pek güzel diyerek çevresine bakındı. Duvarlara eski stil resimler asılmıştı. Melez bilgisayar yazım masasında duruyordu. Richard'ın elektrikli eski daktilosunu şimdilik dosya dolaplarından birinin üstüne koymuşlardı. Richard, işe yarıyor diye karşılık verdi. Sonra da başıyla bilgisayarı işaret etti. Acaba gerçekten çalışıyor mu? John bunu yaptığında henüz 14 yaşındaydı. Çok garip bir aygıt değil mi? Richard da aynı fikirdeydi. Gerçekten öyle. Northoff güldü. Siz hikayenin tamamını bilmiyorsunuz. Videonun arkasına baktım. Bazı tellerin üzerinde IBM yazılı. Bazılarının üzerinde ise bir radyo markası var. John aygıta bir sürü telefon parçası yerleştirmiş. Ve ister inanın ister inanmayın çocukların parçaları birleştirerek binalar yaptıkları oyuncaktan da yararlanmış. Motoru o metal parçalarla yapmış. Birasını yudumlayarak aklına yeni gelmiş gibi ekledi. 15. 15'ine yeni basmıştı. Kazadan bir iki gün önce. Durdu. Sonra da gözleri birasında yineledi. 15. Sesi hafifti. Richard yaşlı adama bakıp gözlerini kırpıştırdı. Oyuncak mı? Evet öyle. Oyuncakları yapan firma minik bir elektrikli motor satışa çıkarmıştı. John'a bir Noel o motorlardan armağan ettim. O sırada belki altı yaşındaydı. Daha o yaşta bile makinelere ve aygıtlara meraklıydı. Her tür aygıttan hoşlanırdı. O küçük motora da bayıldı sanırım. Onu hemen hemen on yıl sakladı. Böyle bir şeyi pek az çocuk yapar Bay Hextrom. Doğru. Richard yıllar boyunca sete getirdiği kutu kutu oyuncağı düşünüyordu. Oğlu onları bir yana atmış, unutmuş ya da parçalamıştı. Bilgisayara baktı. Öyleyse bu çalışmıyor. Nortov denemeden kesin bir şey söylemeyin dedi. Çocuk elektrik konusunda bir dahi sayılır. Ben o kadar ileri gitmeyeceğim. Elektrikli aygıtları ustalıkla kullandığını biliyorum. Ayrıca daha 6. sınıftayken eyalet bilim ödülünü de kazanmıştı ama Nordoff atıldı. Üstelik kendisinden büyük çocuklarla yarışmıştı. Yarışmacılardan bazıları lise son sınıftaydı ya da annesi bana öyle söylemişti. Doğru bu. Hepimiz John'la gururlanıyorduk ama aslında bu söz pek doğru değildi. Richard yeğeniyle gurur duymuştu. John'un annesi de öyle. Ama babası bu olaya aldırmamıştı bile. Richard mırıldandı. Ama bilim yarışmaları ve bilgisayar yapmak... Omzunu silkti. Northoff birasını masaya bıraktı. 1950'lerde bir çocuk, iki konserve tenekesi ve 5 dolarlık elektrikli parçayla atomu parçalayacak bir aygıt yapmış. Bunları bana John anlatmıştı. New Mexico eyaletinde küçük bir kasabada yaşayan bir çocuk 1954'te takyonları keşfetmiş. Yani zamanda geri gittiği sanılan negatif parçacıkları. Connecticut'ta Waterbury'li 11 yaşında bir çocuk bir deste iskambilin arkalarını kazıyarak elde ettiği selüloidle bomba yapmış ve bununla bir köpek kulübesini uçurmuş. Çocuklar bazen garip oluyorlar. Özellikle çok zeki olanlar. Bu aygıtta sizi şaşırtabilir. Belki de. Ama ne olursa olsun John çok iyi bir çocuktu. Onu severdiniz değil mi? North of by Hexstorm. Onu çok severdim. John gerçekten kusursuz bir çocuktu. Richard, ne garip diye düşündü. 6 yaşından beri yapmadığı rezalet kalmayan abim harika bir kadınla evlendi harika bir oğlu oldu. Bense her zaman şefkatli ve iyi bir insan olmaya çalıştım. Bu çılgın dünyada iyi ne anlama geliyorsa artık. Lina ile evlendim ve gitgide semirip suskunlaşan o kadından oğlum Seth doğdu. Northoff'un dürüst ve yorgun yüzüne bakarak kendi kendine sordu. Bütün bunlar neden oldu? Suçun büyüğü bende mi? sessiz ve zayıf olduğum için mi başıma geldi? Richard, evet, gerçekten kusursuz bir çocuktu. Northoff, bilgisayar çalışırsa buna hiç şaşmayacağım diye mırıldandı. Northoff gittikten sonra Richard Hackstorm bilgisayarın fişini takıp düğmesini çevirdi. Aygıttan mırıltıya benzer bir ses yükseldi. Richard ekranda IBM harflerinin belirip belirmeyeceğini merak ediyordu. Bekledi. Ama böyle bir şey olmadı. Onun yerine karanlıkların arasından çıkmış yeşil hayaletleri andıran sözcükler gözüktü. Doğum günün kutlu olsun Richard amca. John. Richard, tanrım diye fısıldayarak koltuğuna çöktü. Abini, karısını ve oğullarını öldüren kaza iki hafta önce olmuştu. Bir gezintiden dönerlerken Roger sarhoştu yine. Sarhoş olmak Roger Hackstorm'un yaşamında pek sık görülen sıradan bir olaydı. Ama bu sefer şans adamdan yüz çevirmiş ve Roger'ın eski tozlu kamyoneti 18 metre derinliğinde bir uçurumdan aşağı yuvarlanıp yanmıştı. John 14 yaşındaydı. Hayır 15. Yaşlı adam onun kazadan birkaç gün önce 15'ine bastığını söyledi. 3 yıl sonra o iri yarı ahmak bir ayıya benzeyen babasından kurtulacaktı. John'un doğum günü ve benimki Richard'ın doğum günü bir hafta sonraydı. John da o bilgisayarı bir doğum günü armağanı olarak hazırlamıştı. Nedense bu durumu daha da kötü bir hale sokuyordu. Richard bunun nedenini kesin bilmiyordu ama öyle olduğunu hissediyordu. Düğmeyi çevirmek için uzandı. Sonra da elini çekti. Bir çocuk, iki konserve tenekesi ve beş dolarlık elektrikli parçalarla atomu parçalayacak bir aygıt yaptı. Evet, New York'un kanalizasyon sistemi de timsahlarla dolu. Amerika Birleşik Devletleri, Hava Kuvvetleri Başka dünyalardan gelmiş birinin cesedini Nebraska'da buzdolabında saklıyor. Bana bir iki palavra daha söyle. Saçma sapan sözler bunlar ama belki de gerçeği öğrenmek istemeyen benim. Richard ayağa kalkarak bilgisayarın arkasına geçti. Oradaki yarıklardan aygıtın içine baktı. Evet, Northoff'un söylediği gibi bazı terlerin üzerinde Tayvan malı yazılıydı. Bazı tellerin üzerinde ise başka bir marka vardı. Richard küçük oyuncak motoru da fark etti. Hemen ardından başka bir şey gözüne çarptı. Northoff'un görmediği ya da sözünü etmediği bir şey bilgisayarın içinde oyuncak trenlerde kullanılan küçük transformatörlerden vardı. John bunu tellerle iyice sarıp sarmalamıştı. Richard güldü ama neredeyse ağlayacaktı. Tanrım. Tanrım Johnny. Sen ne yaptığını sanıyordun. Ama nedenini biliyordu. Yıllardan beri bir bilgisayar almayı hayal etmişti. Hep bu konuyu açmıştı. Lina'nın kahkahalarına dayanamayacak duruma gelince de bilgisayar işini sadece John'la konuşmaya başlamıştı. Geçen yaz John'a hikayelerimi daha hızlı yazabilirim dediğini anımsıyordu. Daha fazla hikaye gönderebilirim dergilere. Yeğeni ona ciddi ciddi bakmıştı. Gözlük camlarının irileştirdiği açık mavi gözlerinde hem zeka vardı hem de sakıngan bir ifade. Bu gerçekten harika olur John. Harika. Öyleyse neden bir bilgisayar almıyorsun Richard amca? Richard gülmüştü. Onları bedava dağıtmıyorlar. Tayvan'da yapılanların en ucuzu 3000 dolar. Daha pahalıları da var. En pahalısı 18 bin dolar. John, e ee? demişti. Belki senin için bir bilgisayar yaparım amca. Richard da yeğeninin sırtına vurmuştu. Evet, belki yaparsın. Northoff o gün kendisine telefon edinceye kadar da bu konuşmayı unutup gitmişti. Oyuncaklardan alınma parçalar Oyuncak tren transformatörü. Tanrım. Richard aygıtı kapatmak üzere bilgisayarın ön tarafına geçti. Bunun yardımıyla bir şeyler yazmaya çalışır da başarılı olamazsa, heyecanlı, savunmasız ve talihsiz yeğeninin anısı kirlenecekti sanki. Ama sonra uygulama düğmesine bastı. Bel kemiğinin üzerinde buzdan bir el dolaştı bir anda. Uygulama sözcüğünden hiç hoşlanmazdı. Nedense ona gaz odalarını, elektrikli sandalyeleri, hatta uçurumda yuvarlanan külüstür kamyonetleri çağrıştırıyordu. Uygulama. Bilgisayar Richard'ın mağazalarda denediklerinden çok daha yüksek bir ses çıkarıyordu. Kükrediği bile söylenebilirdi. Richard sessizce bellek bankasında Neler vardı John? diye sordu. Karyola yayları mı? Bir dizi oyuncak tren transformatörü mü? Konserve tenekeleri mi? Yine aklına John'un gözleri, sakin ve ince yüzü geldi. Başka bir adamın oğlunu kıskanmak garip, hatta sapıkça bir şey değil miydi? Ama John benim oğlum olmalıydı. Galiba John da anlamıştı bunu. Sonra Belinda Roger'ın karısı Hava kapalı olduğu zaman bile güneş gözlüğü takan Belinda. Genç kadının gözlükleri hep kocamandı. Çünkü göz çevresindeki çürükler genellikle yayılıyordu. Richard bazen Roger gürültülü kahkahalar atarken hareketsiz oturan ama yine de kocasını dikkatle izleyen Belinda'ya bakar ve kafasından John'la ilgili düşüncelere benzeyen şeyler geçerdi. O benim karım olmalıydı. Bu dehşet verici bir düşünceydi. Richard'la Roger, Belinda'yı liseden beri tanıyorlardı. İkisi de kızla çıkmıştı. Richard'la abinin arasında iki yaş vardı. Belinda ise Richard'dan bir yaş büyüktü. Roger'dan da bir yaş küçük. İleride büyüyerek John'u dünyaya getirecek olan kızla önce Richard arkadaş olmuştu. Ama sonra Roger karışmıştı işe. Richard'dan daha büyük ve iri yara olan Roger. İstediğini her zaman elde eden Roger. Kendisine engel olmaya kalkışanların canını yakmaktan kaçınmayan Roger. O zaman korktum. Korktum ve Belinda'nın benden uzaklaşmasına göz yumdum. Olay bu kadar basit miydi? Sevgili tanrım galiba gerçekten öyleydi. Başka türlü olmasını isterdim ama insanın korkaklık gibi konularda kendi kendisine yalan söylememesi gerekir. Utanç konusunda da. Belki de düşündüklerim doğru. Yani Lina ile Seth hiçbir işe yaramayan abime ait insanlar. Belinda ile John da bana. Ama bu neyi kanıtlar? Kim böyle garip bir dengesi olan bir gerçekle uğraşmaya kalkar? Hangi aklı başında insan? İnsan buna güler mi? Haykırır mı? Yoksa korkak bir köpek olduğu için kendini mi vurur? Bilgisayar çalışırsa hiç şaşmayacağım. Hiç şaşmayacağım. Uygulama. Richard parmaklarını hızla tuşlarda dolaştırdı. Ekrana baktığı zaman yeşil sözcüklerin camda belirdiğini gördü. Abim beş para etmez bir ay yaştı. Sözcükler orada yüzüyordu. Richard küçükken kendisine verilmiş olan bir oyuncağı hatırladı. Adı büyülü toptu. Oyuncağı evet ya da hayır sözcükleriyle yanıtlanacak sorular soruyor ve sonra da büyülü topun bu konuda ne diyeceğini öğrenmek için onu çeviriyordunuz topun uydurma ama yine de insanı etkileyecek kadar gizemli yanıtları arasında bu hemen hemen kesin buna pek güvenmezdim ve sonra tekrar sor gibi şeyler vardı Roger kardeşinin oyuncağını kıskanmıştı Richard'ı topu kendisine vermesi için zorbaca sıkıştırmış sonra da onu hızla kaldırıp atıp kırmıştı kahkahalarla gülmüştü üstelik. Richard şimdi burada oturmuş, John'un türlü parçaları birleştirerek yaptığı bilgisayardan yükselen garip, kesik gürültüleri dinlerken o gün kaldırma nasıl yığıldığını düşünüyordu. Ağlamış, ağlamış, Abinin böyle bir şey yapmış olduğuna inanamamıştı. Roger, Richard'la alay da etmişti. Sulu gözlü bebek, sulu gözlü bebek. Önemli bir şey değildi ki. Ucuz ve değersiz bir oyuncaktı. Şuraya bak. İçinde bir sürü küçük yazıyla bol sudan başka bir şey yok. Richard olanca sesiyle avaz avaz bağırmıştı. Seni anneme şikayet edeceğim. Yüzü alev alev yanıyordu. Sinüslerini öfkeli gözyaşları tıkamıştı. Seni şikayet edeceğim Roger. Seni şikayet edeceğim. Roger beni şikayet edersen ben de kolunu kırarım. Buz gibi gülümsemesinden bunu gerçekten yapacağı anlaşılıyordu. Richard da abini şikayet etmemişti. Abim beş para etmez bir ay yaştı. Bu garip cümle şimdi ekranda okunuyordu. Bellek bankasında bilgi olup olmadığını henüz öğrenmemişti Richard. Ama Venk tuşlarıyla IBM ekranını birleştiren John gerçekten başarılı olmuştu. Aynı zamanda da can sıkıcı bazı anıların canlanmasına yol açmıştı. Ama suç John'da değildi. Richard çevresine bakındı. Gözleri kendisinin seçmediği ve hoşlanmadığı o tek resme takıldı. Lina'nın büyük bir fotoğrafıydı bu. Karısı bu resmi ona iki yıl önce Noel'de armağan etmişti. Bu fotoğrafı çalışma odana asmanı istiyorum demişti. Richard da onun bu isteğine boyun eğmişti tabii. Lina çalışma odasına giremiyordu ama fotoğrafının yardımıyla kocasını göz hapsinde tutuyordu. Beni unutma Richard. Ben buradayım. Belki yanlış ata oynadım ama ben hala buradayım. Bunu sakın unutma. Renkleri hiç de doğal olmayan fotoğraf birbirleriyle dostça kaynaşan öbür resimlere hiç uymuyordu. Lina gözlerini yarı kapamıştı. Fazla kavisli üst dudağı pek de gülümsemeye benzemeyen bir ifadeyle yukarı kalkmıştı. Kadın Richard'a bu ağzıyla "Hala buradayım," diyordu. "Ve sakın bunu unutayım deme." Richard tuşlara bastı. Karımın fotoğrafı çalışma odamın batı duvarında asılı. Bu sözcüklere baktı ve onlardan hiç hoşlanmadı. Lina'nın fotoğrafından da hoşlanmadığı gibi. Silme düğmesine dokununca sözcükler kayboldu. Şimdi ekranda yanıp sönen bir ışıktan başka hiçbir şey yoktu. Richard başını kaldırıp duvara baktı. Karısının fotoğrafı da yok olmuştu. Richard uzun bir süre gözleri duvarda öyle oturdu. En azından ona uzun bir süre kımıldamadan oturmuş gibi geldi. Resmin asıl olduğu yere bakıyor, gözlerine inanamıyordu. Şokun sersemliğinden, aygıttan yayılan bir koku kurtardı onu. Çocukluğundan hatırladığı bir kokuydu bu. Sihirli topu hatırladığı gibi koku oyuncak trenin transformatöründen yükseliyordu. Böyle zamanlarda aygıtı soğuması için kapatmak gerekirdi. Richard da öyle yapacaktı. Ama bir dakika sonra. Richard ayağa kalkıp uyuşmuş bacaklarıyla duvara doğru yürüdü. Parmaklarını tahta kaplamaya sürdü. Fotoğrafı oraya asmıştı. Tam şu noktaya. Ama resim orada değildi artık. Fotoğrafın asıl olduğu çengel de öyle. Çengeli tahtaya vidalarken açtığı delik bile kaybolmuştu. Hepsi yok olmuştu. Dünya birden kararmaya başladı. Richard sendeleyerek geri geri gitti. Bayılacağım diye düşündü. Ama baş dönmesi geçinceye kadar kendisini tutmayı başardı. Az önce Lina'nın fotoğrafının asıl olduğu duvara arkasını dönüp Yeğeninin çeşitli parçalardan oluşturduğu bilgisayara baktı. Northoff'un sesi kafasında yankılandı. Bu aygıt sizi şaşırtabilir. 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 Evet. 1950'lerde bir çocuk zamanda geri giden parçacıkları bulduğuna göre, dahi yeğeniniz bilgisayar parçaları, teller, basit motorlar ve transformatörlerle kim bilir neler yapabilir. Öyle şaşırırsınız ki çıldırmak üzere olduğunuzu sanırsınız. Transformatörün kokusu daha da keskinleşmişti. Ekranın iki yanındaki yarıklardan dumanlar çıktığını görüyordu. Bilgisayarın gürültüsü de artmıştı. Artık aygıtı kapatmanın zamanı gelmişti. John çok zeki bir çocuktu ama bu çılgın bilgisayarın bazı kusurlarını gidermeye vakit bulamamıştı anlaşılan. Acaba John bilgisayarın bunu yapacağını biliyor muydu? Richard kendisini bir bilim kurgu hikayesinin kahramanı gibi hissediyordu. Yeniden ekranın başına geçip yazmaya koyuldu. Karımın fotoğrafı duvarda asılı. Genç adam bir an bu cümleye baktı. Sonra tuşlara doğru eğildi ve uygulama düğmesine bastı. Duvara bir göz attı. Lina'nın fotoğrafı eski yerindeydi şimdi. Richard, tanrım diye fısıldadı. Tanrım. Yanağını oluşturdu. Ekrana bir göz attı. Bomboştu yine. Sonra parmaklarını tuşlarda dolaştırdı. Odamın zemini çıplak. Ekleme düğmesine basarak bir cümle daha yazdı. Küçük bir bez keseye konulmuş 20 dolarlık 12 altın dışında uygulama düğmesine uzandı. Gözlerini yere dikmişti. Şimdi yerde ağzı büzülmüş beyaz pamukludan bir kese vardı. Kesenin üzerine rengi uçmuş siyah mürekkeple Wells Fargo yazılmıştı. Richard kendisininkine hiç benzemeyen bir sesle "Sevgili Tanrım." dediğini duydu. "Sevgili Tanrım" sevgili merhametli tanrım. Belki de yaradanın adını dakikalarca hatta saatlerce inleyecekti. Tam o sırada bilgisayar bip bip diye bir ses çıkarmaya başladı. Ekranın üst bölümünden bir cümle gelip geçiyordu. Fazla yükleme. Richard telaşla bütün düğmeleri kapattı ve sanki cehennemin bütün zebanileri peşindeymiş gibi çalışma odasından fırladı. Ama dışarı çıkmadan önce küçük keseyi kapıp pantolonunun cebine soktu. Richard o akşam Nordoff'a telefon etti. Dışarıda soğuk kasım rüzgarı ağaçların arasında dolaşarak ağengsiz bir şarkı mırıldanıyordu. Setin grubu aşağıda Bob Seger'ın bir parçasını katletmekle meşguldü. Lina ise tombala oynamak için kilise toplantısına gitmişti. Northoff, "Aygıt çalışıyor mu?" diye sordu. Richard, "Gerçekten çalışıyor." diyerek elini cebine soktu ve bir altın çıkardı. Epey ağırdı. Bir Rolex saatten daha ağırdı. Bir yanında bir kartalın sert profili vardı. Bunun altında bir tarih yazılıydı. 1871 Aygıt inanamayacağınız bir biçimde çalışıyor. Northov sakin sakin. Belki olanlara inanırım diye karşılık verdi. John çok zeki bir çocuktu ve sizi de çok severdi Bay Hexstone. Ama dikkatli olun, çocuk yine de çocuktur. Zeki olsa da olmasa da bu böyledir. Ve sevgi yanlış yönlendirilebilir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Richard yaşlı adamın ne demek istediğini hiç anlayamamıştı. Ateşi çıkmış gibi her yanı yanıyordu. O günkü gazetede altının bir onsunun 514 dolar olduğu yazılıydı. Altınları tartmıştı. Paketleri tarttığı baskülde. Altınların her biri aşağı yukarı 4,5 onsdu. Piyasa fiyatlarına göre altınlar 27.756 dolar ediyordu. O altınları sikke halinde satarsa bunun dört katını alabilirdi. Bay Northoff, buraya gelebilir misiniz? Şimdi, bu gece. Northoff, hayır. Bunu istediğimi sanmıyorum Bay Hexdorm. Bence bu John'la sizin aranızda kalmalı. Ama söylediklerimi unutmayın ve Tanrı aşkına dikkatli olun bir çıtırtı oldu. Northoff telefonu kapatmıştı. Richard yarım saat sonra kendisine yine çalışma odasında buldu. Bilgisayara bakıyordu. Açık, kapalı yazılı düğmeye dokundu. Ama aygıtı çalıştırmadı. Northoff iki kez Tanrı aşkına dikkatli olun demişti. Evet, dikkatli davranması gerekiyordu. Böyle bir şeyi başarabilen bir makine daha kim bilir neler yapabilirdi. Richard'ın bu konuda hiçbir fikri yoktu. Belki de bu yüzden bu çılgınca olayı daha kolay kabul edebiliyordu. İngilizce öğretmeni ve önemsiz bir yazardı. Teknisyen değildi. Çocukluğundan beri makinelerin ve elektrikli aygıtların nasıl çalıştıklarını öğrenememişti. Gramafonların, benzin motorlarının, telefonların, televizyonların hatta tuvaletteki sifonun Yaşamı ilkelerden çok olayları anlamakla geçmişti. Burada da durum farklı mıydı? Richard bilgisayarı çalıştırdı. Ekranda yine aynı cümle belirdi. Doğum günün kutlu olsun Richard amca. John. Genç adam uygulama düğmesine bastı ve John'un mesajı kayboldu. Richard birdenbire bu aygıtın ömrü pek uzun olamaz diye düşündü. John ölmeden önce hala bunun üzerinde çalışıyordu. Bundan eminim. Zavallı, bol bol vakti olduğunu sanıyordu tabii. Richard amcasının doğum günü 3 hafta sonraydı. Ama John'un yaşamı sona ermişti. İstenenleri getirebilen, istenmeyenleri ortadan kaldırabilen bu şaşırtıcı bilgisayar birkaç dakika çalıştıktan sonra koku ve duman çıkarıyordu. John bilgisayarı kusursuz hale getirme fırsatını bulamamıştı. Daha çok vakti olduğuna inanıyordu demek. Ama bu düşünce yanlıştı. Tamamen yanlıştı. Richard biliyordu bunu. John'un ifadesiz yüzünde, sakıngan davranışlarında ve kalın camlı gözlüğünün gölgelediği gözlerinde güven yoktu hiç. Zamanın getireceği rahatlıklara inandığını belirten bir şey de o gün daha önce kullandığı sözcük neydi Richard'ın? Şanssız. Tam John'a uygun bir sözcüktü. John gerçekten şanssızdı. Çocuğun gelecekten korktuğu öylesine belliydi ki. Richard bazen ona sarılmak biraz neşelen demek istemişti. Bazen mutlu sonlar da olur. İyiler her zaman genç yaşta ölmezler. Richard sonra Roger'ın büyülü topu kaldırma atıp kırmasını düşündü. Topu olanca gücüyle yere vurmuştu. Plastik top parçalanmış ve oyuncağın içindeki büyülü sıvı yani su akıp gitmişti. Şimdi bu sahne ile kaza sahnesini birbirine karıştırıyordu. Kamyonetin yan tarafında Hexstorm toptan teslim yazılıydı. Kamyonet kır yolundaki bir uçurumdan aşağı yuvarlanıyor burun üstü uçurumun dibine çakılıyordu. Fazla bir gürültü çıkmıyordu. Önemsiz bir ses duyuluyordu sadece. Roger gibi önemsiz. Richard hiç istemediği halde abinin karısının parçalanarak bir kan ve kemik yığını haline almasını seyretti. John'un arabanın içinde yandığını, haykırdığını ve kömür olduğunu gördü. John yaşama güvenmiyordu umudu da yoktu. Zamanının dolmak üzere olduğunu sezmiş bir hali vardı çocuğun. Ve sonunda haklı çıkmıştı. Richard boş ekrana bakarak bu ne anlama geliyor diye mırıldandı. Sihirli top bu soruya nasıl bir yanıt verirdi acaba? Daha sonra tekrar sor diye mi? Ya da sonu karanlık diye mi? Belki de gerçekten öyle diyecekti top. Bilgisayarın gürültüsü gitgide artıyordu. O gün öğleden sonra bu kadar çabuk kızmamıştı. John'un ekranın gerisine yerleştirdiği transformatörden yanık kokuları geliyordu. Büyülü hayal makinesi. Tanrıların bilgisayarı. Bu aygıt gerçekten öyle bir şey miydi? John amcasına böyle bir armağan mı vermek istemişti? Büyülü lamba ya da dilek kuyusunun Uzay çağına uygun bir karşılığını. Richard evinin arka kapısının hızla açıldığını duydu. Sonra Setle grubun üyelerinin seslerini işitti. Çocukların sesleri fazla yüksek, fazla cırtlaktı. Ya içki içmişler, ya da esrar çekmişlerdi. Richard çocuklardan birinin senin ihtiyar nerede Set diye sorduğunu duydu. Set Herhalde çalışma odasında aylak aylak oturuyordur dedi. Her zamanki gibi. Bence o. Rüzgar şiddetlenerek çocuğun cümlesinin sonunu boğdu. Ama gruptakilerin kin dolu vahşice gülüşlerini bastıramadı. Richard başını yana eğmiş onları dinliyordu. Birden yazmaya başladı. Oğlum Seth Robert Ekstrom'dur parmağını silme düğmesine doğru uzattı. Kafası ona ne yapıyorsun sen diye aykırıyordu. Ciddi olamazsın. Kendi oğlunu öldürmek mi istiyorsun? Çocuklardan biri herhalde odasında bir şeyler yapıyor dedi. Set lanet olası herif diye karşılık verdi. Gerizekalının teki o. Anneme sor istersen. O sana anlatır. Babam ben oğlumu öldürmeyeceğim. Sadece onu sileceğim. Hiçbir zaman doğru dürüst çalışmadı. O. Oğlum Seth Hexstromdur cümlesi ekrandan silindi. Aynı anda dışarıda Seth'in sesi de birden bire kesildi. Dışarıdan şimdi sadece soğuk kasım rüzgarının sesi geliyordu. Rüzgar haşince kış mevsiminin reklamını yapıyordu. Richard bilgisayarı kapayarak dışarı çıktı. Bahçe yolu bomboştu. Grubun baş gitaristi Norm'un tehlikeli bir görünüşü olan kocaman külüstür bir station'ı vardı. 40 yılda bir bir yerde sahneye çıkacakları zaman aletleri bununla taşırlardı. Ama kamyonet bahçe yolunda değildi artık. Belki şimdi dünyanın başka bir yerindeydi. Bir karayolundan ilerliyor ya da yağlı hamburgerler satılan bir büfenin önündeki park yerinde bekliyordu. Norm da şimdi dünyanın bir yerindeydi. Gözleri insanı korkutacak kadar boş boş bakan, sol kulağından bir çengelli iğne sallanan baş gitarcı Davey ve ön dişleri olmayan davulcu da öyle. Şimdi onlar dünyanın başka bir köşesindeydi. Burada değillerdi. Çünkü Set gitmişti. Hiçbir zaman burada olmamıştı zaten. Set silinmişti. Richard mırıldandı. Benim oğlum yok. Kötü romanlarda bu melodram kokan bayat sözleri kaç kez okumuştu. Yüz mü? İki yüz mü? Bu sözler Richard'a hep yapay gelmişti. Ama şimdi gerçekti. Artık gerçekti. Evet. Rüzgar şiddetlendi. Richard aniden midesine giren korkunç kramp yüzünden iki büklüm oldu. Zorlukla soluk alıyor, gaz çıkarıyordu. Kramp geçince evine girdi. Richard'ın ilk fark ettiği şey, setin pis tenis ayakkabılarının artık ön koridoru kirletmedikleri oldu. Setin dört çift tenis ayakkabısı vardı ama hiçbirini atmaya yanaşmıyordu. Richard merdivene giderek baş parmağını Trabzan'ın belirli bir yerine sürdü. Seth 10 yaşındayken Trabzan'a adının baş harflerini oymuştu. Hem de derin derin. Oysa böyle bir şey yapmaması gerektiğini bilecek yaştaydı. Ama Lina Richard'ın oğlunu cezalandırmasına izin vermemişti. Richard Trabzan'ı düzeltebilmek için hemen hemen bütün yaz uğraşmıştı. Trabzan'ı zımparalamış, oyukları doldurmuş, cila sürmüştü. Ama o baş harflerin izleri yine de kalmıştı. Ama şimdi Trabzan'da is falan yoktu. Richard yukarıya çıkıp Set'in odasına girdi. İçerisi derli toplu ve temizdi. Bu odada kimse yaşamamıştı sanki. Kişiliği de yoktu. Kapının tokmağına Misafir yatak odası yazılı bir levha asabilirlerdi. Richard alt kata indi ve uzun süre oturma odasında kaldı. O karmaşık teller, amplifikatörler, mikrofonlar da ortadan yok olmuştu. Setin her zaman onaracağını söylediği teybin parçaları da. Set John kadar usta değildi. Ayrıca kendisini uzun süre bir işe de veremezdi. Şimdi odada Lina'nın pek de hoş olmayan kişiliğinin izleri vardı. Ağır, çok parlak renkli eşyalar, atar damardan akan kan kadar göz alıcı bir halı ve iç bayıltıcı duvar halıları. Bunlardan birinde son yemek vardı. İsa burada Wayne Newton'a benziyordu. İkincisinde ise bir Alaska manzarası görülüyordu. Batan güneşin önünde duran bir geyik. Bu odada bir zamanlar Set Hexstrom adında bir çocuğun oturduğunu gösterecek en ufak bir iz bile kalmamıştı. Burası da evin öbür odalarından farksızdı. Richard merdivenin yakınında durmuş çevresine bakınırken bahçe yoluna bir arabanın girdiğini duydu. Lina diye düşündü ve birden suçluluk duygusuna kapıldı. Lina tombaladan döndü. Setin burada olmadığını anlayınca ne diyecek? Richard, Lina'nın haykırdığını duyar gibi oldu. Katil, oğlumu öldürdün. Ama o seti öldürmemişti ki. Richard, "Ben onu sildim." diye mırıldanarak karısını karşılamak üzere yukarıya, mutfağa çıktı. Lina daha şişmanlı şimdi. Richard Tombala Partisi'ne 88-90 kilo bir kadın yollamıştı. Ama şimdi karşısındaki kadın 150 kilo vardı. Belki daha fazla. Olgun yeşil zeytin rengi polyester pantolonun içinde bir file yakışacak kalçaları ve bacakları deniz gibi dalgalanıyordu. 3 saat önce cildi sadece solgunken şimdi hastalarınki gibi kara sarı bir renk almıştı. Richard doktor değildi ama karısının cildine bakarken kara ciğeri ciddi biçimde hastalanmış diye düşündü. Ya da yakında kalp krizi geçirecek. Kadın şiş kapaklı gözleriyle Richard'ı dikkatle küçümsercesine süzüyordu. Etli avuçlarında dev gibi bir hindinin donmuş cesedi vardı. Hindi selafon kağıdının içinde sağa sola dönüyordu. Canına kıymak amacıyla kendini torbaya sokmuş biri gibi. Lina, neye bakıyorsun Richard diye sordu. Richard kendi kendine, sana bakıyorum Lina dedi. Çocuğumuz olmadığı bir dünyada sen bu hale gelmişsin. Çünkü seveceğin kimse yok. Tabii seninki zehirli bir sevgiydi. O da başka her şeyin geldiği ama hiçbir şeyin gitmediği bir dünyada bak ne hale gelmişsin. Sana Lina, sana bakıyorum ben, sana. Richard sonunda, o kuşa bakıyordum Lina demeyi başardı. Şimdiye kadar gördüğüm hindilerin en irisi. Orada durup şaşkın şaşkın bakmasana ahmak. Bana yardım et. Richard hindiyi alarak tezgaha koydu. Hindiden kasvetli bir soğukluk yayılıyordu. Richard onu tezgaha bırakırken sanki tahtaymış gibi bir ses çıkmıştı. Lina sabırsızca orası olmaz diye haykırarak kileri işaret etti. O buzdolabına sığmaz. Derin dondurucuya koyalım. Richard mırıldandı. Bağışla. Daha önce derin dondurucuları yoktu. Set'in yaşadığı dünyada hiçbir zaman olmamıştı. Richard hindiyi kilere götürdü. Buradaki soğuk beyaz floresan tüplerinin aydınlattığı uzun soğutucu soğuk beyaz bir tabuta benziyordu. Richard hindiyi öbür hayvan cesetlerinin yanına koydu. Sonra yeniden mutfağa döndü. Lina dolaptan çikolata dolu kavanozu indirmişti. İçleri yer fıstığı yağıyla dolu çikolataları arka arkaya ağzına atıyordu. Kadın, bu tombala partisi şükran günü için düzenlendi diye açıkladı. Gelecek hafta değil de bugün yaptık. Çünkü peder Filip gelecek hafta hastaneye yatacak. Safra kesesini alacaklar. Hindiyi ben kazandım. Gülümsedi. Kahverengi çikolata ve fıstık yağ karışımı dişlerinden damlıyordu. Richard, Lina dedi. Hiç çocuğumuz olmadığı için üzgün müsün? Kadın adama sanki onun çıldırdığını sanıyormuş gibi baktı. Maymun suratlı bir bebeği ne yapacaktım? Yarıya kadar boşalmış olan kavanozu dolaba koydu. Ben gidip yatacağım. Sen de geliyor musun? Yoksa oraya gidip daktilonun başında bir süre daha aylak aylak oturacak mısın? Biraz daha çalışmayı deneyeceğim. Richard'ın sesi şaşılacak kadar sakindi. Gecikmem. O nesne çalışıyor mu? Ne? Richard sonra durumu anladı. Ve yine kendisini suçlu hissetti. Lina da bilgisayarı biliyordu. Tabii biliyordu. Setin silinmesi, Roger'ı da, karısıyla çocuğunu da etkilememişti. Onların yaşadıkları boyutu yani. Hayır, hiç çalışmıyor. Lina memnun memnun başını salladı. Şu yeğeninin aklı bir karış havadaydı. Tıpkı senin gibi Richard. Ürkek bir tavşana benzemeseydin, 15 yıl önce onun anasıyla yatmış olduğundan kuşkulanırdım. Şaşılacak kadar gürültülü ve baya bir kahkaha attı. Bu yaşlanmaya başlayan alaycı ve aşağılık bir kadının gülüşüydü. Richard az kalsın karısına saldıracaktı. Ama sonra dudaklarının bir gülümsemeyle aralandığını hissetti. Yeni boyutta setin yerini alan derin dondurucu kadar soğuk ve anlamsız bir gülümsemeydi bu. Richard fazla gecikmem dedi. Bir iki şeyi not etmek istiyorum. Lina kayıtsızca neden Nobel ödülünü kazanacak kısa bir hikaye yazmıyorsun ya da öyle bir şey. Dev anası kadın yalpalayarak merdivene giderken Olin tahtaları gıcırdayıp omurdandı. Aldığım numaralı gözlüğün parasını hala vermedim. Videonun taksidini de geciktirdik. Kahretsin. Neden biraz para kazanmıyorsun? Richard, şey... Bilmiyorum Lina. Ama bu gece parlak fikirlerim var. Gerçekten. Kadın dönüp ona baktı yine alaylı bir şey söyleyecekti. Parlak fikirlerin bizi hiçbir zaman zengin etmedi ama yine seni bırakmadım gibi bir şey. Sonra bundan vazgeçti. Belki de Richard'ın gülüşü onu engellemişti. Lina merdivenden çıktı. Richard orada durmuş, karısının gök gürültüsünü andıran ayak seslerini dinliyordu alnında ter taneciklerinin belirdiğinin farkındaydı. Hem midesi bulanıyordu hem de çok sevinçliydi. Sonra dönerek çalışma odasına gitti. Richard bilgisayarı açtığında bu kez aygıt ne mırıltıya benzer bir ses çıkardı ne de gök gürlemesine. Bilgisayardan alçalıp tizleşen ulumaya benzer bir ses yükseldi. Ekranın hemen gerisindeki Oyuncak tren transformatörü hemen kokmaya başladı. Richard uygulama düğmesine bastı. Doğum günün kutlu olsun Richard amca. John cümlesi silindi ve makineden dumanlar çıktı. Richard fazla vaktim yok diye düşündü. Hayır, bu doğru değil. Hiç vaktim yok. John bunu biliyordu. Şimdi ben de biliyorum. Richard'ın iki seçeneği vardı yalnızca. Ya ekleme düğmesine basarak seti geri getirecek ya da başladığı işi bitirecekti. Richard, seti kolaylıkla geri getirebileceğinden emindi. Altın paraları yaratmak kadar kolay olacaktı bu. Koku gitgide artıyor, keskinleşiyordu. Birkaç dakika sonra ekranda fazla yükleme sözcükleri belirecekti. Sadece birkaç dakikası vardı. Richard parmaklarını tuşlarda dolaştırdı ve "Karım Adelina Mabel Warren ekstrondur." Sonra silme düğmesine bastı. Yine tuşlara vurarak bu sefer şu cümleyi yazdı: "Ben yalnız yaşayan bir adamım." Şimdi iki sözcük ekranın yukarı sağ köşesinde belirip kaybolmaya başlamıştı. Fazla yükleme, fazla yükleme, fazla yükleme. Lütfen, lütfen bitirmeme izin ver, lütfen. Makineden çıkan duman artık iyice yoğunlaşmış ve kurşun iyileşmişti. Richard hala uluyan bilgisayara baktı. Deliklerinden de dumanlar çıkıyordu. Ve dipte dumanların arasında somurtkan kırmızı bir kıvılcım vardı. Büyülü top, sağlıklı mı zengin mi yoksa akıllı mı olacağım Yoksa yalnız yaşayacak ve üzüntünden kendimi mi öldüreceğim? Zamanım var mı? Şimdi sonucu göremiyorum. Daha sonra tekrar dene. Ama Richard için daha sonra diye bir şey yoktu. Böylece ekleme düğmesine dokundu ve ekran karardı. Ama o fazla yükleme sözcükleri hala göz kırpıyordu. Richard tuşlara basarak Tabii karım Belinda ve oğlum Canıt'ın da yanımdalar diye yazdı. Lütfen, lütfen. Richard uygulama düğmesine bastı. Ekranda hiçbir şey belirmedi. Genç adama yüzyıllar kadar uzun gelen bir süre bomboş kaldı. Sadece yine fazla yükleme sözcükleri gözüküyordu. Artık Öyle hızlı göz kırpıyorlardı ki bu iki sözcük sanki ekrandan hiç silinmiyormuş gibi geliyordu insana. Aygıtın içinde bir şey patlayarak cızırdadı. Richard inledi. Sonra ekranda yeşil harfler belirdi. Sanki simsiyah bir denizde yüzüyordu bunlar. Ben yalnız yaşayan bir adamım. Tabii karım belinde ve oğlum cennetinde yanımdalar. Richard uygulama düğmesine iki kez vurdu. Şimdi diye düşündü. Şimdi bilgisayarın bütün kusurları Bay Northoff onu buraya getirmeden önce giderilmişti diye yazacağım. Ya da kafamda en aşağı 25 çok satan kitaba yetecek kadar fikir var. Ya da annemle birlikte sonsuza kadar mutlu bir yaşam süreceğim. Ya da ailemle birlikte sonsuza kadar mutlu bir yaşam süreceğim. Ya da ama Richard hiçbir şey yazamadı. Ellerini aptal aptal tuşlarda dolaştırdı. Kafasının karma karışık olduğunun farkındaydı. Otomobil icat edileli beri Manhattan'da görülen en büyük trafik keşmekeşinden farksızdı bu. Birdenbire ekranda arka arkaya aynı sözcükler belirdi. Fazla yükleme, fazla yükleme, fazla yükleme. Yine bir patlama oldu. Aygıttan alevler fışkırdı. Sonra bunlar kayboldu. Richard koltuğunda arkasına yaslandı. Ekranın patlayacağından korktuğu için yüzünü elleriyle korumaya çalışıyordu. Baba? Richard koltuğunda döndü. Yüreği öyle çarpıyordu ki sanki göğsünü delip dışarı fırlayacaktı. Kapıda John duruyordu. John Hextrom. Yüzü eskisi gibiydi. Yüzü eskisi gibiydi ama yine de bir fark vardı. Belli belirsiz ama yine de fark edilecek bir başkalık. Richard belki de bu iki kardeş arasındaki farka bağlı bir şey diye düşündü. İkimizin babalığı arasındaki farka ya da çocuğun gözlerindeki o ihtiyatlı, dikkatli ifadenin kaybolmuş olması böyle düşünmeme neden oldu. Richard, John'un gözlüğünün ince, madeni bir çerçevesi olduğunu gördü. Roger'ın çocuğa 15 dolar daha ucuz olduğu için aldığı o çirkin, bağ kenarlı gözlük kaybolmuştu. Belki neden daha da basitti. John'da şanssız, ümitsiz bir çocuk hali yoktu artık. Richard boğuk boğuk "John." dedi. Kendi kendine bundan daha fazlasını gerçekten isteyip istemediğini soruyordu. Gerçekten istemiş miydi? Bu Richard'a gülünç geliyordu. Ama genç adam "Belki de istedim." diye düşündü. İnsanlar böyle işte. Sonra ekledi. "John, sensin değil mi? Başka kim olacaktı?" John başıyla bilgisayarı işaret etti. Bilgisayarlar cennetine uçtuğu sırada yaralanmadın ya? Richard güldü. Hayır. Hayır bir şeyim yok. John başını salladı. Çalışmadığı için üzgünüm. Bilmem neden o işe yaramaz parçaları kullandım. Bunu gerçekten bilmiyorum. Tekrar kafasını sallayarak ekledi. Sanki zorunluymuşum gibi. Çocukça bir şey bu. Richard oğlunun yanına giderek kolunu onun omzuna attı. Eh, belki bir dahaki sefere daha başarılı olursun. Belki ya da başka bir şey denerim. O da olur. Annem kakaonun hazır olduğunu söyledi. Tabii istiyorsan. Richard, istiyorum dedi. Baba oğul çalışma odasından çıkıp eve gittiler. Bu eve hiçbir zaman tombalada kazanılmış, donmuş bir hindi girmemişti. Şu anda bir fincan kakao çok hoşuma gidecek. John, yarın o nesnenin içindeki işe yarayacak birkaç şeyi alırım dedi. Gerisini çöpe atarım. Richard, onu yaşamımızdan sil diye karşılık verdi. Birlikte gülerek sıcak kakao kokan eve girdiler.